Ergün Diler Saflar Netleşiyor Washington, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da strateji değişikliğine gitmek zorunda kaldı. 2008 yılından itibaren Libya, Çin'le petrol anlaşmaları yaptı. Çin'in bugünkü güçlü halini almasında Libya petrollerinin önemi çok fazla. Amerika Enerji Bakanlığı'nın araştırmalarına göre Libya'nın petrol ve doğal gaz rezervinin değeri 6 trilyon doları buluyor. Tabii Çin'le yakınlaşması doğal olarak Libya'yı hedef haline getirdi. Daha doğrusu Kaddafi'yi hedef haline getiriyordu. Sadece 3 yıl içinde Libya'da 24 bin Çinli yaşamaya başladı. Bunların bazıları Kaddafi'ye destek olacak asker, şirket yöneticileri, petrol ve doğal gaz uzmanlarıyla işçiler Libya'yı Çin'in Kuzey Afrika'daki kalesi haline getiriyordu. Çin, Libya'yı Akdeniz'e açılan kapı olarak görmeye başlayınca Amerikan operasyonu Fransa ile birlikte Kaddafi'yi hedef aldı. O gün Fransa Cumhurbaşkanı olan Sarkozy, NATO kararını beklemeden Libya'yı bombaladı. Asıl hedefi Kaddafi olan Sarkozy'nin neden bu kadar aceleci olduğu birkaç yıl sonra ortaya çıkacaktı. Çünkü Kaddafi, Sarkozy'nin kişisel hesabına 100 milyon dolar civarında bir para aktarımı yapmıştı. Libya'nın hedef olmasının nedeni Çin'le yakın ilişkiler kurmasıydı elbette. Ancak Kaddafi, Türkiye ile de çok önemli anlaşmalara imza atarak yürümek istiyordu. Tobruk Limanı ile Antalya arasında deniz taşımacılığıyla başlayacak petrol ve doğal gaz transferi, Türkiye'nin enerji ihtiyacının %40'ını sağlayacaktı. Hem de %50 indirimli. Türkiye'de bunun karşılığında Libya'nın tüm altyapısını yenileyecekti. Türk askeri üssü de ilk aşamada iki noktada, sonra ise Bingazi Sirte, Tobruk bölgelerinde olmak üzere Akdeniz kıyılarında kurulacaktı. Washington Çin'e karşı enerji hamlesi yaparken ileride Çin kadar güçlenmesi beklenen Türkiye'nin bu şansını da elinden almak istiyordu. Kaddafi Çin ve Türkiye anlaşma planlarından bir yıl sonra öldürüldü. Yaklaşık 8 yıldır Libya savaş halinde yaşıyor. Son olarak Amerika Hafter'le birlikte Trablus'u işgal etti. Hafter'in tüm silahları Amerikan şirketleri tarafından gönderildi. Bedava değil elbette. Birleşik Arap Emirlikleri tüm parayı ödedi. Bugüne kadar ödenen paranın 16 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Washington ikinci operasyonun da startını verdi. Amerika Afrika Kuvvetleri Komutanlığı Afrikom Libya'ya taşınmaya başladı. Artık merkez Trablus olacak. Hafter'in işgal ettiği kent Amerika'ya teslim edilecek. Afrikom'un Libya'ya taşınmasıyla Türkiye'de, Çin'de büyük yara alacak gibi görünüyor. Ancak Amerika, Türkiye ile Libya'da ortaklık yapmak istiyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kopan ilişkiler, gerilimli görüşmeler, F-35, S-400, Suriye'de tampon bölge, YPG, Akdeniz atışmaları sonrasında Libya konusunda Washington, Ankara ile çalışmak zorunda olduğunu gördü. Ancak Türkiye bu konuda henüz karar vermiş değil. Çünkü Fransa bu duruma tepkili. Fransa Cumhurbaşkanı Macron G7 zirvesinde Trump'a Libya konusunu açtı. Türkiye ile yapılan bir anlaşmanın olup olmadığını sordu. Fransa olarak Libya'da sessiz kalmayı düşünmediklerini söyledi. Son dönemde Amazon yangınları G7'de konuşulsa da Almanya Başbakanı Merkel bile Libya konusunda Trump'la görüştü. Orta Doğu merkezli çatışma halinin yeni bölgesi Libya olacak. Pentagon Afganistan'dan çekmeyi planladığı binlerce askeri Libya'ya gönderiyor. DAEŞ'ın Libya'da yer açtığı Hafter, görevini yapmanın mutluluğuyla tekrar evine, Virginia'ya dönecek. Hafter bu operasyon için yıllardır CIA'ye ya yakın bölgede ikamet ediyordu. Libya'nın bu kadar önemli olacağını bilmeyen ülke yoktu aslında. Çünkü Almanya'nın dışında İtalya'da Libya'dan pay almanın peşine düştü. Ancak bu konuda iç politika çatışması nedeniyle İtalya kaybetti. Çünkü hala hükümet var mı yok mu belli olmayan bir Roma var karşımızda. Enerjiye sahip olan ülke yeni dönemde söz sahibi olacak. Çin mi? Enerjiye hükmedemeyen süper güç olabilir mi? Çin, Arabistan ve İran'dan eskisi kadar enerji ithalatı yapamıyor. Onlar için Libya çok ama çok önemliydi. Hafter'le birlikte Çin'in büyük rüyası da sonlandı. Tabii bu konuda elbette adım atmak zorunda ancak Kaddafi'ye yapılan operasyonlara sessiz kalan Çin bu günlerin geleceğini de bilmeliydi. Çin asla açık şekilde konumlanmıyor. İran konusunda da Rusya konusunda da açık şekilde destek açıklamaları yapmıyor. Çin'in bu tutumu yeni dünyada geçerli olmayan bir duruş. Amerika'nın operasyonlarına bile dengesiz karşılık vermesi peki nasıl süper güç olacak sorusunu da cevapsız bırakıyor. Çin, Libya'yı kaybederken Akdeniz'i de kaybediyordu. Çin'in artık Akdeniz'de olması sadece Türkiye'ye bağlı. Ancak bunu Washington'da çok iyi biliyor. Batıda bunlar yazılıp çiziliyor. Analizlerin hepsinde Washington-Ankara gerilimi yer almakta. Türkiye böylesine önemliyken, Ankara-Avrasya'da kendine yer bulmuşken CHP-NATO ile yol alınmasını açıktan talep ediyor. AK Parti'nin karşısına dikilecekler de artık netleşmeye başlıyordu. İçerideki tüm bu hamlelerin anlattığımız bu denklemle ilişkisi var mı? Kararı siz verin. Ergündiler Takvim